Hanım, evet, hızlı hızlı hareket ediyorum. Belediye başkanına gittiniz mi Sayın, evet, Rasim Yüksel? Belediye başkanına destek, evet, verdim bugüne kadar. Şeye gittiniz mi? Kaymakam Bey ne dedi? O müftülük, şeyleri, ilçe müftülüğü ne diyor? Onda hiç iş yok. Şimdi peki Ergene ilçesindeki camilerde bu cami için herhangi bir bağış toplanmadı mı? Yok. Yani il müftüsünün haberi var mı? O da değişti şu anda. Başkanım özür dilerim. Milletvekillerinin haberi var mı? Şentop Hoca'nın haberi var mı? Ondan sonra AK Parti Genel Merkezi, oraya da herhalde bir genel başkan yardımcısı geldi bir ara, evet, öyle hatırlıyorum. Başkanım, Büyükşehir Belediyesi'nin haberi var mı? Nasıl, yani siz Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan, evet, randevu da alamadınız üç mı? Üç kere randevu alamadınız. Evet, merhabalar. Bugün 12 Kasım 2022. Yine bir haberdeyiz. Burası Tekirdağ Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi. Hemen şöyle yaklaşık 100 metre ileride Sağlık Mahallesi muhtarlığı var. Bugün burada değişik bir haber için geldik. Bir cami, Ahmet Hoca Yesevi Camisi maalesef tamamlanamadı. 2017 yılında inşaatına başlandı. Tam arkamda su basmanı çıkmış durumda ama devamı gelmedi. Uzun zamandır dernek yönetimi beni davet ediyordu. Bununla ilgili bir haber yapalım, gündeme taşıyalım. Bugüne kısmetmiş, biraz geciktik. Onlardan özür diliyorum. Vallahi dertli ve sıkıntılı bir durum. Şimdi biraz sonra hem dernek yönetimiyle bilgi alacağız. Neden tamamlanamadı, niye böyle kaldı? Hem size camiyi göstereceğim. Tabii camiyi cami yapan öncelikle minaresi. Ama maalesef minaresi de çok yarım kalmış. Ondan sonra da tekrar bir değerlendirme yapacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet, az önce dedim bir cami yapan minaresi ama maalesef bu caminin minaresi de çok yarım kalmış. Ben de burayı tabi adres verdiler, bulmakta zorlandım. İlk şöyle aradığım minareydi ama maalesef burada minare olmayınca maalesef camide olmuyor. Özellikle öncelikle şu minarenin tamamlanması gerekiyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, burası caminin herhalde bodrum katı, su basmanı. Altta bodrum var, bir daha bodrum var. Bir kat daha bodrum var. Tabii bu bodrum var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben ismim Mehmet Kuzu. Kendim Tokatlıyım. 20 yıldır Sağlık Mahallesi'nde oturuyorum. Hoca Ahmet Yesevi Cami Derneği yönetimindeyim. Elimizden geldiği kadar buraya her şeye bildiriyoruz. İnsanların yardımını bekliyoruz. Gücümün yettiği kadar her yere ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah buralar yarım kalmaz. Bayağıdır da bir yarım kaldı. Maalesef şu an her tarafımız bayağı bir borcumuz var. Çok borcumuz var. Biraz sonra tabii dernek başkanıyla da röportaj yapacağız ama başkanım, evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Selahattin Çıtak. Ticaretle uğraşıyorum. Çorlu'da esnaflık yapıyorum. 2017'de dernek yönetimine dahil oldum. 2019'un 6. ayında da dernek başkanlığını görev aldım. Burası 1610 metrekare temel oturumu var. Arsa 4815 metrekarede buranın arsası var. Biz burayı temeli atarken bir vaatçimiz vardı. Vaatçi geldi, işte ben camiyi dedi kendi ismime yaptıracağım. İşte size başlangıçta bu parayı vereceğim, sonra şu paralar vereceğim, aylık ödemeli yapacağız dedik. Biz temelimizi attık. Temeli atarken de sayın eski kaymakamımız, belediye başkanımız, il müftümüz, ilçe müftümüz, STK'lar, herkes buradaydı. Temelini attık ama şansımızdan dolayı adamın hayat problemleri çıktı. Nitekim vaadini yerine getiremedi. Sonra biz sistemi durdurduk. Temel atma sistemini durdurduk. Belli bir noktaya kadar gelmiştik. Sonra başka bir Muharrem Sonbahar diye bir vaatçimiz geldi. Kapaklı'da arsaları varmış. 12 bin metrekare arsayı verip bu camiyi komple bitirecekti. Sözleşmesini yaptık. Müteahhite götürdük. Böyle bir sözleşmemiz var dedik. Müteahhite bu sözleşmeye inanarak, güvenerek 3600 metrekare kaba inşaatı, gördüğünüz bir bodrum ve bu katı bu hale getirdi. Sonra biz arsaları üzerimize aldık ama çocukları tedbir kararı koydurarak mahkemede arsaları bizden tekrar geri aldılar. Hacı amcamızın Muharrem Sonbahar'ın yaş haddinden dolayı yaşı uygun olmadığı için mahkeme çocuklara karar verdi. Bu konuda zaten eğer bu sesimizi duyarsa Muharrem Sonbahar, çocuklara özellikle Muharrem amcanın çocuklarını biz buraya davet ediyoruz. Evet, bizi gelip görsünler yani.
söz verdikleri için çok bizi perişan ettiler. Tabii o müteahhite dolayısıyla siz tabii, borçlu. Evet, müteahhit sözleşmeye istinaden yani bir arsa sözleşmesi yaptık. Biz müteahhit dedik ki arsa sözleşmesi bu. Adam arsaları gitti, araştırdı, baktı. Benim fiyatıma uyuyor. Bu arsalarla karşılığı ben bu camiyi bitiririm dedi. Adama hız verdik. İsmini de yani, koyun dedi. İsmini de Hacı Emin'in ismini de koyacaktık. Muharrem Sonbahar Bey'in ismini de koyacaktık. Bu şekilde biz 3 ayda bu hale getirdik yani. 3 ayda hızlı bir şekilde bina yükseldi. Baktık iş terse gidiyor, sistemi durdurduk. Ondan sonra biz müteahhitin borcunu ödeme yelkendik. O yanına gittik, bu yanına gittik. Ankara'lara, oralara, buraya gittik. Yani şu ana kadar bizim müteahhite ödediğimiz para 1.400.000 lira. Yani akni yardım, demir, beton yardımı ve nakit yardım olarak ödeme yaptık. Başkanım ne zamandan beri burası bekliyor? Bu olay ne zaman? Bu olay 2019'un 6. ayında biz inşaatı durdurduk. Evet. Yani borç önümüz tamamen yönetime evet, kaldı. Yönetim evet. Kaç kişi? Yönetim 7 kişi. Asıl üyeler 7 kişi bu işlerle alakalı. İstişare eden insanlar 7 kişi. Aktif. Bunun 2 kişisi emekli imam. İhtiyar bunlar. İhtiyar ama burada hiçbir yere gidemiyor yani hocalarımız. Ahmet Bey, ben ve Ramazan Bey var. Onlar da çalışıyor. Hayat mücadelesini veriyor. İşimizden, gücümüzden zamanımızı ayırıyoruz bu konuya ama bizim burada 2 tane sorunumuz var. Yani benim şu 3 yılda gördüğüm, bize şunu istiyoruz. Ya birileri bize söz verdim de ya hiç söz vermesinler, ya biz bu işin altından kalkamayız desinler, ya da bize vaat vermesinler. Artık vaatten dolayı onlar, o insanların bize işte atıyorum siyasi teşkilatlar, milletvekilleri, işte belediye başkanları, o bu neyse isim burada geniş yelpazede, bunların verdiği söze göre biz de müteahhite gidiyoruz, söz veriyoruz. Başkanım borç ne kadar şu anda? Borç şu andaki ödediğimiz parayla şu anda sıcak bugünkü fatura değer borcunu söylüyorum 5.5 milyon. 5.5 milyon. 5.5 milyon net borcumuz yani var. Yani önce müteahhit olan borç kapatılacak. Evet. Size haciz geldi bildiğim kadarıyla. Evet. Evet. Biz haciz geldi. Biz haciz de zaten inşaatlar geldi bize. Evet. Şimdi müteahhitler şu an bizi bekliyor. Müteahhit verdiler. Biz geçen Ergene Belediyesi'ne şey verdik. Önerge verildi. Ondan sonra biz en son müteahhitle de şu konuşmayı da şey yapalım. Müteahhit şurada bir özverisinde bulundu. Bak şimdi müteahhite burada hakkını yemeyelim. En son biz bundan 45 gün önce bir büyük İstanbul'da büyük toplantı yaptık. Avukatları geldi, biz gittik, hepimiz de bunu. Müteahhit bize dedi ki kardeşim ben fedakarlık yapıyorum. Benim KDV borcum, SSK borcum, bunlar borcum. Bana 2-2.5 milyon nakit para getirin 45 gün içinde. Ben alacağımdan feragat ediyorum. Noterden de size borcu yoktur kağıdı getireceğim. Borcu yoktur yazılı bir kağıt vereceğim size. Bu bizim için avantaj. Çok bir avantaj. Çok güzel bir avantaj. Eğer bunu şunu değerlendirirsek. Şu an geçerli mi bu? Tabii. Zaten yani şu an o zaman müteahhitin vergi borcunu, SKK borcunu 2,5 evet. milyon lira ödedik evet. mi? Evet. Müteahhitle helalleşebiliyoruz. Evet, helalleşebiliyoruz. Helalleşebiliyoruz. Ondan sonra bu müteahhitle devam edilir. Başka müteahhitle devam edilir. Yeniden bir sözleşme yapılır. Ondan sonra kasamız 10 TL girdi. 10 TL'lik çivi çakacağız. Peki yeni bir hayırsever gelirse buraya benim adımı koyun. Tamam bundan tabii, sonra. Tabii hemen. Her şeye varız. Hemen. Kim bunu, buraya yardım gelirse işine varız. Bunu bizde değil bak bize. Bunu kaymakamdan da söz aldık. İl müftüsünden de söz aldık. Sayın valimiz, Vali Bey'den de söz aldık. Hemen bize de değil. Kaymakam Bey'in makamında bir sözleşme yapılacak. Hemen sözleşme. Şimdi yapılacak. Hemen oraya geleceğim başkanım. Evet. Hızlı hareket ediyorum. Belediye başkanına gittiniz mi Sayın evet. Rasim Yüksel? Belediye başkanı bu konuyu kaymakama da izahatını yaptı. Kaymakam Bey, müteahhitin böyle bir avantajı var. Başkanım, belediye başkanına destek evet. verdim bugüne belediye kadar. Belediye başkanı şu ana destek kadar vermedi. Hiçbir destek vermedi. Geçen hafta çarşamba günü bir meclis toplantısı vardı. Biz siyasi teşkilatlarla bir önerge verildi. Önergede bize söz verdi. Dedi bir konjektürü ayarlayalım, bir toplantı yapalım. Ne yapabiliriz ona bakacağız. Başkanım şeye gittiniz mi? Kaymakam Bey ne dedi? Kaymakam Bey de belediye gönderdi. Hızlı para Kaymakam belediyede Bey, olabilir Kaymakam dedi. Kaymakam Bey fazla dedi biz memur adamız diyor ya. Bizlerde para yoktur diyor. Biz diyor ki Kaymakam Bey'e bize önderlik yapın. Müftülük, ilçe müftülüğü ne diyor? Onda hiç iş yok. Şimdi ilçe müftülüğünde şurada bir sıkıntı var ilçe müftülüğünde. İlçe müftüsü, ilçe müftülüğümüz vaazcı veya ilçe müftüsü veya vaazcı. Cumalarda vaaz yapan müzisyenler var ya. Bu cami her cumada 5 dakika anlatsa ya
mahallemize böyle bir cami var, böyle bir sıkıntılı cami var, böyle ihtiyaçları var dese, insanları atıyorum Ergene ilçesindeki sanayicilere bilgi. Peki Ergene ilçesindeki camilerde bu cami için herhangi bir bağış toplanmadı mı? Yok, iki kere toplandı. O Tekirdağ genelleri olarak toplandı. Onu soracağım. Tekirdağ İl Müftülüğü ne yaptı? Bak şimdi bu toplanan para, yani ben sana şunu söylüyorum, biz şunu söylüyorum. Biz Tekirdağ genelinde, ben başkanlığım devrimde iki kere para toplandı. Biri 120 bin liraydı. Tamam. Biri 100 bin liraydı, biri 90 bin liraydı. Ne zaman? En son ne zaman? Yani en son geçen sene toplandı. Pandemiden önce. Bir de ondan önceki sene de topladı. Peki ondan sonra yani il müftüsünün haberi var mı? O da değişti şu anda. İl müftüsünün de haberi var. Buraya geldi, vazifeli konuştu. Tamam, sırayla gidiyoruz. Özür dilerim. Hızlı hareket ediyoruz. Başkanım, başkanım özür dilerim. Milletvekillerinin haberi var mı? Milletvekillerinin, yani sayısını unuttum. Belki 7-8 tane milletvekili. Biz Ankara'ya gittiğimizde Sayın Goncagül, Mustafa Yel, bunların bizi makamında gittik, ziyaret ettik. Şentop Hoca'nın haberi var mı? Şentop'un beyefendinin direkt şey değil ama evrak şey korumasıyla beraber evrak verdik. Ya direkt Şentop Hoca'ya çıkamadınız. Şimdi Mustafa Şentop Hoca'mız buraya Karatepe ile Marmaracık arasında karayolların açılışına gelmişti. Açılışında ben buranın patoloğunu verdim ona. Bura nerede dedi, burada dedi. Seni bir gün cuma namazına, vakit namazına davet ediyoruz. Sayın Meclis Başkanım dedim. Tamam dedi, ona aldı koydu. Daha önce 2017'den sonra burada bir iftar programı verildi. O iftar programını biz Sağlık Mahallesi'ne ayarladık. Sağlık Mahallesi iftar programında da bizim eski başkanımız Şevket Atalay Ümre'deydi. Bana dedi ki sen bu bir de, hocam buraya gelirse dosyaları ver dedi. Ben hocama dedim ki böyle bir camimiz var, seni buraya bekliyoruz, dosyalarımız burada. O da dosyaları aldı, oraya bıraktı. O da kaldı. Öyle kaldı. Ondan sonra AK Parti Genel Merkezi, oraya da herhalde bir genel başkan yardımcısı geldi bir, evet, ara, öyle hatırlıyorum. Mustafa Hamarak geldi buraya, aynı senin geldiğin gibi buralara geldi, çekim yaptı, gitti. Bakarız dedi, bir daha geleceğim ben dedi. O da daha gelmedi. Biz tekrar Ankara'ya gittik. Mustafa Yel'i ziyaret ettik. Kincem Goncagül bize çok ilgilendi. O dedi, Mustafa Şentop aradı yanımızda. Hocam dedi, Ergene'den geldiler. Hoca Ahmet Yesevi Cami Derneği dedi. Bir görüşebilir mi? Gelmişken dedi. O dedi, misafirler var, yurt dışına gideceğim dedi. Başka bir zaman dedi. Ondan sonra koruması bir hafta sonra Selahattin Başkan aradı. Randevu nereye isteniyor demiş. Bu da demiş Şam'a isten, Şam'a gelelim. Yani biz randevu nereye isteriz oraya geliriz. Tamam, sonuna kadar gittik. Reisin haberi var mı? Reisin haberi yok. Devlet Bahçeli'nin haberi yok. MHP'nin ilçe başkanına söyledik. Belediye ilçe encümenine de söyledik bunları. Gelin bir görün. Cumhur İttifakı olarak siz de bir buraya katkı sağlayın dedik. Onlardan da bir cevap gelmedi. Böyle duruyor. Bir sorum daha var. Başkan, Büyükşehir Belediyesi'nin haberi var mı? Büyükşehir Belediyesi'nin biz 3 kere randevu talebinde bulunduk ama randevu talebi hala bize bir gerçekleşmedi. Biz bunu Rasim Bey'e de söyledik. Rasim Belediye Başkanı'na. Ya bizim adımıza randevu alın. Bize randevu verilmiyor dedik. İşte bu konuları konuştuğu zaman biz böyle sanki test tepki görüyoruz. Yani bu konuları nasıl, yani siz Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan randevu da alamadınız üç mı? Üç kere randevu aldık ama randevu verilmedi bize yani. Yani çağrılmadı, tarih verilmedi. Biz aynı nasıl belediye başkanına gidip arıyoruz, size bir randevu istiyoruz. Oraya da biz yazdırdık ama bize hala bir dönüş, şu tarihte gelin, şu tarihte müsait kimse bize demedi. Biz şimdi Cem Evi'nin açılışında gittik oraya biz. Dedi kimler gelecek bakalım. Kadirler Bayrağı ulaşmaya çalıştım ben. Tabii elimde politolog var. Dedim bunu Kadir Başkan'a vereceğiz. Kadir Başkan'a biz hocam Esevi Camisi'ne bir dernekle bir davet edeceğiz dedik. Oradaki adamlar dedi ki ya dedik ver kartı bize biz söyleriz dediler. Ulaştırmadılar. Ondan sonra CHP milletvekili Candan Yücel vardı. Dedim vekilim dedim. 200 metre, 300 metre yerde bir de hocam Esevi Cami inşaatımız var. Bir de burası davet ediyoruz. Bir gün buraya gelir misiniz dedi. Kartını verdi. Ben tamam geliriz inşallah bir gün dedi. O da öyle gitti. Biz Kadir Albayrak'a ulaşamıyoruz. Ulaştırmıyorlar. Peki başkanım şunu da soracağım. Tabii Büyükşehir Belediyesi, ben gazeteciyim. Tekirdağ'da 3 tane cemevi yaptı. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kalbinizin bir tarafı kırık mı bu konuda? Çok kırık. Yani şimdi şunu söylüyorum. CMV yapılıp yapma bizim her bütün dinlere, bütün şeye saygımız var. Bizim buradaki bütün derdimiz şu. Yani birileri bir söz muhatap bir söz verildiği zaman bunun yerine getirmesi. Ben gönlüm isterdi ki Sayın Kaymakam Bey burayı ziyaret etsin. Belediye Başkanı buraya ziyaret etsin. Buradaki siyasi ilçe teşkilatları buraya ziyaret etsin. Sayın milletvekillerim buraya ziyaret etsin. Ya bu nedir? Bu 3 senedir aynı dilde konuşuluyor. Nasıl bir olay? Yani buraya gelip bir kendi gözleriyle görüp anlatabiliyor muyum? Kimse ya gelmedi buraya ya. Neden gelmedi bilemiyoruz ya. Hiç kimse gelmedi yani. Böyle bir proje, yani belediye ruhsat vermiş. Diyanet bunu onaylamış. Kaymakam onaylamış. Biz kendi kafamızdan böyle büyük proje yapmadık. Yapamayız. Yani insanlar bizi burada şey altına sokuyorlar. Ya niye böyle bir büyük proje? Ya büyük projeyi biz
3 tane proje çizilmiş. Bu proje onay verilmiş. Diyanet de buna onay vermiş, belediye de onay vermiş, kaymakam da onay vermiş. Çevre Şehircilik de vermiş buna onay. Biz burada memurluk yapıyoruz. Yani parayla pulla değil yani. Biz önderlik yapıyoruz. Allah rızası için önderlik yapıyoruz. Memurluk yapıyoruz. Yani buradaki insanların burada bunu anlamaları lazım. Yani biz dernek olarak gelip bu camiyi buraya oturtturmadık yani. Bu cami projesini biz dizmedik. Onay üzerinden geçtiği için bu cami bu noktaya geldi. Tamam başkanım. Şimdi Ercan Bey, burada Sağlı Mahallesi'nde değil mi? Bir eski camimiz var, yetmiyor. Yıkış var, yağmur var, soğuk var. Bayramda, cumada millet burada namaz kılamıyor. Millet huşu içinde namaz kılamıyor ama bura yapıldı şu an pandemi döneminde, buraya bize ilaç gibi geldi. Millet, vatandaş hep buraya geldi zaten. Bilmiyorum. Keşke böyle buraya devam etse dedi vatandaş. Çünkü o cami de çürük. Ahmet belki Bey. Depremde gidebilir. Ama bizim buraya lazım, merkezi cami olacak artık burası Ahmet yani. Bey. Bir de burası cami değil bak. Cami olarak insanlar lanse etmesin. Cami vakit namazında ibadet edilen yer. Ama bu caminin altındaki işte Kur'an kursları artık nasıl öngörülürse, Kur'an kursları, konferans salonu, taziye evleri, gençlerin kafeterya, gençlerin gelip kitap okuyacağı, dersini göreceği, yani bu alt katın 1600 metrelik alt katın bütün gençler için veya birilerinin cenazesi olup mevlidini verilmesi veya biri düğün değil de Çangılı Düngül değil de Mevlüt'te bir düğün yapacak, burada düğün yapabilir. Yani başkanım, peki bir öngörü var mı? Şu anda kaça tamamlanır burası? Şu anda buradaki güncel rakamlar, yaklaşık maliyeti biz geçen gün raporunu da çıkardık. 25 milyon TL kaba inşaat maliyeti var. Bu projeyi devam ettirebilirsek. Bu projenin geri dönümü de var. Büyük diyorlar. Yani ikide bir. Tamam. Bu borcu ödeyelim. Yukarı 400 metrekare bir cami oturtturalım. Projeyi güçlendirelim. Aşağıda faaliyeti aynı projenin lansmanında faaliyete sokalım, konuyu kapatalım. Peki hiç bu kadar Ergene'de iş adamı var, OSB var, onlardan da bir şey olmadı. Hiç kimseden bir netice alamadık. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani ben, önderlik yapan olmadı bize hiç. Ticaret yapmış bir esnaf olarak çok fabrikalara gidip çıkıyorum. Ben 35 tane fabrikaya gezdim şahsım olarak, firmam olarak. Yani kendi firmamın şeylerini kullanarak fabrikalara gittim. Fabrika bize şunu söylüyor. Ya abi diyor, bizden nakit para isteme. Demir, beton, yardımcı olan. Ama bize kalıpça. Kalıbın fotoğrafını çek. Beton lazımsa beton gönderelim. Demir lazımsa demir gönderelim. Ama müteahhite şu anda bizim borcumuz var. Nakit borcumuz var. Bu nakit borcu. Müteahhitin borcu kapanmadan. Evet, borcu kapanmadan. Yani kendi yerinize koyun. Benim şimdi borcum ödenmeden sana ben buraya nasıl izin verip çivi çaktırabilirim? Anladım. Bir de burada sadece müteahhit mağdur değil ki. Bak burada insanlar şunu söylüyor. Müteahhitin alt taşeronu, demircisi, kalfacısı, şantiye şefi, burada herkes zincirleme birbirlerine, herkes zincirleme alacağı var yani burada. Birbirlerine mağdur. Biz müteahhite vereceğiz ki müteahhitte alt kısımlardaki rakamları da alsın, insanlara borcunu ödesin. Tamam. Hoca Ahmet Yasevi Cami Derneği, Ramazan Canlı. Camimizin bir an önce yapılmasını istiyoruz ama yani başkanımın da söylediği gibi yani bazı sıkıntılar yaşadık tabii ki. Ama bu sıkıntıların aşılması için biz ciddi derecede desteğe ihtiyacımız var. Yaklaşık 5 yıldır biz buraya artık yani hayatımızı koyduk yani işte başkanım dahil yani bir şekilde. Ama tabii gece uykularımız kaçıyor yani burayı yapamadığımız için, bir çare olmadığı için. Ama burada yani işte biz bürokrasiden efendim belediye başkanlarından ve eşeğine kaymakamlıklardan, valiliklerden işte bir şekilde milletvekillerinden bir destek alamadık. Evet, evet Hacı abi. Yani reisimizin dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Yani şunu söylemek istiyorum. Manevi dünya 5 tane böyle memur olarak oturup da koltuklarında yaslanmış olanların iki dudağının arasında bir imza atıp da cemaatlerden para toplayıp şu borcu hemencik kapayalım dememesi. Onun için diyorum, onu diyecek. Ona üzülüyorsunuz. Yani çok değil mi? Burası külliye. Bu gençlik burada. Bakıyorum şurada sigara içiyorlar. Bakıyorum kızların şeylerden ufak tepekler böyle. O zaman ilçe müftülüğü, il müftülüğü bir duyuru yaparaktan hayırsever evet. Vatandaşları burayı yapmaya davet edebilir. Bu bile olmadı herhalde. Buna kırılıyorsunuz. Bunlar yetkili. Bir emir veriyorlar filancı yere. Bir Kur'an kursu için para toplayacağız. Çok güzel. Ama bizim cami ne zaman gelecek acaba sıra diyorum ben. Ne yapmamız lazım ki bu caminin? Hani bu borçlarına bir katkı yapın siz de şey olarak cemaat hazır. Cemaat cebinden çıkarıp veriyor, fedakarlık yapıyor. 1500 lira bir cumada.
Burada da 1300. Yani cemaat bunların hepsi birleşti mi? Lakin memur bunu emir vermesi lazım. Onlara toplayın bunu diye. Ben buna üzülüyorum yani. Anladım Hacı abi. İsmim Tayyip Urcanlı. Buraya devamlı gidip geliyorum yani en azından. Mümezzinlik falan yapıyoruz burada. Allah razı olsun Emir Hocam'ın sayesinde. Yani bu camimiz yapılmasını istiyoruz. Yani şu an dönemdeki yani AK Parti'miz varken yani en azından vatandaşlardan duyum alıyoruz. Yani AK Parti devredeyken neden yapılmıyor, edilmiyor? Yani yapılması lazım diye çok duyumlar alıyoruz, şey yapıyoruz yani. Bir an önce buranın yapılmasını istiyoruz. Yani. Peki abi. Teşekkür ederim. Hocam namazı siz kıldırıyorsunuz herhalde. Vakit namazları kılınıyor gene, burada. Evet, genellikle öbür arkadaş da kıldırıyor ama benim evim yakın. İl müftüsü bana dedi ki cumadan başladık. 5 vakit namazı kıldırabilirsin. Ben emekli imamım. Buranın da temelinden başladık. Dernekteyim. Başkanlık da yaptı baştan. Buranın şu anda normalde burası çalışan bir insanlar. Yaşlılar geliyor bilhassa. Diğer vakitlerde de yani 10-15 kişi, 20 kişi yatsılarda daha kalabalık ama cuma günleri 200-250 kişi oluyor. Tabii en önemli sıkıntı minare olmayınca cami tabii, gözükmüyor. Cami minare olmayınca cami birçok vatandaş hatta bir tanesi yardım yapacak da camiyi bulamıyor diyor minare sordu o şekilde. Bir an evvel buraya büyüklerimiz el atması lazım. Bu mübarek mescidi buradan Kur'an kursu olacak, başka hepsi olacak ama bu sene çocuk okutamadık. İmam vermediler. Ben yaşlı, bir de yapımı devam ettiği için çocuklar yani tehlikeli olur diye çocuk okutamadık. Kaç kişi geldi? Çocuk okutacak mısınız? Yazın. Yapamadık. Bir an evvel burasının tamamlamasını yetkililerden istiyoruz. Tamam, Allah rızası için. İlçe müftümüz de geldi ama il müftümüz güzel sohbet etti burayı için. Ama ilçe müftümüz tekrar öbür haftalarda bir daha geldi ama ilçe müftümüz burayla ilgili burada bir tane vaiz etmedi, hiç konuşmadı. Yani hiç konuşmadı, geldi çayını içti gitti. Yani biraz ilgilenmesi lazım. Bunlar tamam makam adam ama müftüyle bir iş adamının yerine gitmek, önderlik farklı bir şey. Bizlerin gitmesi farklı bir şey. Makam sahipleri her zaman makamlıdır, güzeldir yani. Hocam bizi alsın götürsünler bir 3-5 yere. Ya bunlar Tekirdağ müftüsü olur, ilçe müftümüz olur. Yani bunlardan biz yardım bekliyoruz yani. Bunlar makam sahibi, dinini, İslam'ını bilen kişiler. Onun için bir de önderlik yapmalarını istiyoruz. Evet, hem dernek yönetiminden hem de diğer üyelerden görüşleri dinlediniz. Aslında zor bir şey değil. Yayının başında söylediğim gibi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tekirdağ'da kendi bütçesinden 3 tane cemevi yaptı. Bu camiye de bir şekilde bir destek olabilir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın en azından gelip bir görmesi lazım. Ergene Belediye Başkanımız Sayın Rasim Yüksel ne kadar dini bütün olduğunu biliyoruz. Herhalde bu kendi sınırları içinde, kendi mahallesine muhakkak bir destek vermesi lazım. Sayın Valimiz, bir takipçi ya da bir dernek yöneticisi çok güzel söyledi. AK Parti döneminde bu cami tamamlanamaz, hangi dönemde tamamlanacak? Dolayısıyla hem milletvekillerimizi hem de özellikle Tekirdağ müftüsü yeni atandı. Muhakkak gelmesi lazım buraya. İlçe müftüsü cuma namazlarındaki toplanacak yardımlarla ilgili gerekli protokol neyse yapılması lazım. Zor bir şey değil. Arkadaşlar ilgi bekliyor. Yani neden gelinmiyor ki? Onu da anlamış değilim. Hemen 300 metre aşağıda çok güzel bir cemevi yapıldı. Allah kabul etsin. O da önemli. O da ihtiyaç. Burası da Allah'ın evi. Yani bu arkadaşlar zor durumda. Zor bir şey de değil. İlgi bekliyorlar. Milletvekillerinden, validen, belediye başkanlarından, Diyanet'ten, sonra Ergene'de 5 tane organize sanayi bölgesi var. Yüzlerce fabrika var. Yeter ki organize oldun mu bu iş çözülür. Benim anladığım acilen bir 2,5 milyon lira müteahhitin borcu kapatıldığında devam edecek. Bir hayırsever vatandaş, onu da az önce dinlediniz, tamamını alabilir, kendi ismini verebilir. Tamamı 25-30 milyon liraya bugünkü parayla mal olacağı öngörülüyor. Bunun yarısını verebilecek bir hayırsever kendi ismini böyle devasa bir camide yaşatabilir diyorum. Çok zor değil. Yayının sonunda buraya bir el atalım. Hep beraber bu camiyi hayata geçirelim. Bu arkadaşların da hayallerini gerçekleştirelim diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.